iadesi için gözler Pırak'ta görülecek davaya çevrilmişken Çek basını skandal bir iddia ortaya. Başına 4 milyon lira ödül konulan terör örgütü elebaşı Salih Müslim'in iadesi karşılığında Çek yönetiminin PKK tutukçusu iki Çek vatandaşını istediği iddia edildi. Ankara ise Müslim hakkında vergi dairesi patlamasından 3. yakalama kararını çıkardı. Başına 4 milyon lira ödül konmuştu. Prag'da yakalandı. Ankara PYD'nin sözde eski eş başkanı Salih Müslim'in iadesi için harekete geçti. Bugünkü duruşma yarın ertelendi. Adalet Bakanlığı prosedürü yerine getirdi. İade dosyası Çekya makamlarına hemen iletildi. Çici tutuklanma 40 gün süreyle talebimizin gerçekleşmesini bekliyoruz. İadesini bekleyeceğiz. Türkiye o teröristin iadesini beklerken Çekya basını sürpriz bir takas iddiasını gündeme taşıdı. Müslim karşılığında Çekya yönetiminin Türkiye'de tutuklu iki Çek vatandaşını istediği iddia edildi. Pırak'ın Ankara'yla takas görüşmelerine hazır olduğu mesajı verildi. O isimlerden ikisi de PKK ile işbirliği iddiasıyla Türkiye'de tutuklu. 2016'da Şırnak'ta düzenlenen operasyonla yakalandılar. Birinin terör örgütü YPG saflarında keskin nişancı olduğu, diğerinin ise Avrupa-Suriye arasında lojistik, sağlık ve eleman temini yaptığı belirtiliyor. İki Çekya vatandaşının takas yoluyla gönderilmelerini Prag yönetimi daha önce de gündeme getirmiş, Ankara teröristler için yasalar eşit çalışır diyerek reddetmişti o öneriyi. Takas konusu bir kez daha gündemin en sıcak başlığı olurken Salih Müslim hakkında 3. yakalama kararı da çıkarıldı. Güven Park ve Merasim Sokak saldırıları nedeniyle daha önce hakkında 2 ayrı yakalama kararı olan Müslim'e şimdi de Ankara Vergi Dairesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili yakalama kararı çıkartıldı. Şimdi gözler Prag'da mahkeme sürecinde.